bizim olan bir şey ya da ait olduğumuz bir yerde, olmamız gereken bir yerde yoksak eğer, bu bizden, bu haklarımız zamanın ruhu nedeniyle, zamanın baskısı nedeniyle bizden alınmış demektir. Bize ait değil onlar. Bunlar bizden alınmış haklardır. Şimdi erkekler konforu sever. Erkekler sahip olmayı sever. Erkekler yönetmeyi sever. Eğer boşluk bırakırsanız, meydan verirseniz, talep etmezseniz, erkekler yayılmayı da sever. Yayılmacı bir karakter. Ev karakter yayılmacı bir karakterdir. Şimdi kadınlara şunu söylüyorum. Gelip almayı bileceksiniz. Nasıl bu cemevinin hayatta kalması için, nasıl bu merdivenlerin temizliğinde varsanız, nasıl çay dağıtımında varsanız, nasıl işte kermeslerde, sosyal alanlarda, nasıl cemlerde varsanız, nasıl haka yürüme erkenlerde saf tutuyorsanız, yönetim mekanizmasında da olacaksınız. Ve en önemlisi, bunu birbirinize bacı olarak yapacaksınız. Bunu bacıyanı ruhunun beraber diriltmesiyle yapacaksınız. Bakın bu topraklar da bacıyanı Rum topraklarıdır. Burada da vardır bacıyanı Rum kanadı, bir kanadı da bu topraklarda vardır. Bizim aslında yapmamız gereken şey, hani tarihte topluluklar ileriye dönük daha bir çağdaşlaşır, daha bir farklılaşır. İşte halklar özgürlüğünü genelde ileriye dönerek yaşanır, yaşayarak kazanır ya. Bizde daha farklı bir sıkıntı olmuş. Bizde tarih ilerledikçe biz yobazlaşmışız. Biz eğer gerçekten kara kazanın birlikte kaynatılıp özgür, çağdaş, birbirine rızalık sahibi bir halk olacaksak aslında bizim geriye bakmamız lazım. Geridekilerin biz geldiğimiz yerde bizi oradan buraya getiren ve bizi biz yapan o değerlerinin yaşam pratiklerine baktığımız zaman biz bu işi çözeriz. Mesela Fatma Bacı'nın bir kaynaklara göre de kadıncı kanadan doğan Bacıyan Rum karakteri şöyle bir karakter. Orada kadınlar aslında şuradan başlayayım. Yani hünkârın sözü tek başına eline, beline, diline sahip olla bitmiyor. Biz genelde diğer üç kısmı söylemiyoruz. Eline, beline, diline, aşına, eşine, işine sahip olur. Ve bu kadın erkek birlikte kadına erkeğe söylenir. Sanki bunu sadece erkeklere verilmiş bir öğüt olarak kimsenin görmesi doğru bir şey değil. Bu sonundaki o üçü nedense kesmişiz. Hep eline, beline, diline demişiz. Değildir. Aşına, eşine, işine sahip olacaksın. Bütün hepsi bir arada, kadına, erkeğe birlikte verilmiş bir öğüt. Şimdi burası bizim inancımızı bugünden yarına taşıyacak yerler. Bina olarak düşünmemek lazım buraları. Misyon yük, Alevilik her şeye misyon yükler. Alevilik niyaz ehlidir. Siz burayı eğer Hakk'a ulaşmanın bir mekanı olarak görürseniz, burası Hakk'a ulaşmanın bir mekanıdır artık. Dolayısıyla buranın nasıl olacağı, taliplere ya da hizmet bekleyen Alevi canlara ne yapılması gerektiğine de kadın erkek birlikte karar verecek. Çünkü o hizmeti alan talip canlarda kadın erkek ayrımı yok. Siz şunu demiyorsunuz yani, erkek bir kişi Hakk'a yürüdüğünde onun Hakk'a yürüme erkanını yapıp, kadın Hakk'a yürüdüğünde onun Hakk'a yürüme erkanını yapmıyor değiliz. Nasıl her mertebede eşitsek, nasıl burada işte bir kadının lokmalısı da yediriliyorsa, bir erkeğin lokması da yediriliyorsa, buralarda da bu hizmetlerin nasıl yürüyeceği, bu politikaların nasıl yapılacağı, devlete karşı nasıl durulacağı, sonra yeni başımıza bela çıkarılan işte Alevi Bektaşi inanç, ona karşı nasıl politikalar geliştirileceği ya da Sünni hakimiyetin bize sirayet etmemesi için, inancımızı bölmemesi için, bizi kendi aramızda ayrıştırmaması için nasıl bir yol izleneceği, nasıl politikalar üretilebileceği, nasıl siyaset üretileceğini de burada kadın erkek aklıyla beraber çözmemiz lazım. Ha, şunu söylüyorum kadınlara, valla gelin alın yerinizi. Siz gelip almadan kimse yerinden yer açmıyor, onu bir kere söyleyeyim. Konfor alanı, erkekler için müthiş konfor alanı her yer.
7 tane bir yönetimde 7'si olsa soruyorum, diyorum ki ya hiç mi biri yoktu? Diyor ki ya biz çağırdık kadın arkadaşlar gelme. Diyorum ki çağırmayın, boş bırakın. Siz hele bir boş bırakın. Öne gidip oturmuşsunuz. Hele biriniz kalkın, gelip boş koltuk. Boş koltuk yok ki oturak. Ne yapak, sizi mi kaldırak orada? Bunu mu istiyorsunuz? Biz diyoruz ki buna gerek olmaz. Bir yönetim mi? 7 kişi misiniz? Onu diyorum işte. Yani o koltukları baştan bir diziliyorsunuz koltuklara, sonra diyorsunuz ki gelmiyorsunuz. Ne yapak yani, koltuklar dolu. Hele bir kalkın oradan azıcık ya, az bir kaykılın. Bakın orası öyle doluyor. Siz Oxford mezunusunuz da biz şey değiliz yani. Hiçbiriniz de bizden daha yüksek akıllı değilsiniz. Biz de sizden yüksek akıllı değiliz. Öyle bir şey yok. Sizin analiz gücünüz kadar bizim de var. Siz politika konuşuyorsanız biz de konuşuyoruz. Ekonominin en babasını biz biliyoruz zaten. En dibini biz biliyoruz ekonominin. Biz bunun içinde yaşıyoruz. Hayatı biz yaşıyoruz. Bırakın ki biraz da nasıl yöneteceğine de azıcık biz karar verelim. Çünkü şunu gerçekten söyleyeyim. Kadınları asimile etmek daha zordur. Çünkü kadınlar kolay kolay inandığı şeyden vazgeçmezler. Kadınlar bir şeye can gönülden bağlılarsa evlatlarına bağlılık gibi ona bağlılık sağlarlar ve onun bugünden yarine götürülmesi için canla başla çalışırlar. Daha ziyade böyle makam sahibi, işte mertebe sahibi, aman efendim önümüzde el pençe divan dursunlar derdi yoktur kadınlarda. Kadınlar var olan işini sessiz sedasız ama düzenli yürütürler. O yüzdendir ki diyorum ki bizim olan yer artık bu işi bir tekrar başa dönelim biz. Bu üzerimizden bir çığ gibi geçen asimilasyon şiddetini, bu Muaviye zihniyetini, tarihten günümüze gelen bu siyasal İslam zihniyetini bir üstümüzdeki o tortusunu bir atalım. İnanın biz baş başa kaldığımızda, biz kendi berrak halimizde kaldığımızda hiç kimsenin bir şey dizayn etmesine gerek yok. Bu yolun bize öğrettiği zaten bizi doğru yolda götürür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eyvallah. Evet, üçüncü.